Sadece savunma sanayi değil, her sektörde geliştirdiğiniz bir sistem, kazandığınız tecrübe sizi bir adım daha ileri götürüyor. Meteksan Savunma, çeşitli mühimmat ve insansız hava araçları için geliştirdiği birçok sistemi artık denizcilik alanında yeni bir sayfa açan ULAK sistemine de entegre ediyor. İnsansız silahlı deniz aracı olan ULAK'ta son füzesi için geliştirilen Datalink sistemi Kement'ten elektronik harbe dayanıklı Akson, C-Band, İHA veri bağı sistemine kadar farklı teknolojiler kullanılıyor. Tolga Özbey'in sorularını Meteksan Savunma Haberleşme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun yanıtlıyor. Şimdi son dönemde ARES'le birlikte ortak geliştirdiğiniz Meteksan Savunma'nın ULAK insansız deniz sistemleri ön plana doğru çıkmış durumda. Bir baktığımız zaman bu bir sürat botu gibi gözükse de sizin savunma sektöründe birçok geliştirdiğiniz sistemi, Kement'ten geliştirdiğiniz farklı farklı sistemleri bu ULAK içerisinde görüyoruz. Biraz bize bunları anlatır mısınız? Hangi teknolojileri ve sistemleri ULAK'ta kullanıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Bizim hem Meteksan Savunma olarak bizim hem de ortağımız ARES'in deniz sistemlerine yönelik çok gelişmiş oldukları teknolojiler vardır. Meteksan Savunma olarak bizler haberleşme sistemleri, navigasyon sistemleri, komuta kontrol sistemleri ki bunları sahada füze sistemlerinden insanlı insansız hava araçlarına kadar kullandığımız çok sistemlerimizi bu platformlara taşıdık. Aynı zamanda ARES de zaten bildiğiniz gibi tersane konusunda son derece yetkin bir ortağımız. Onlar da üretim ve geliştirme yeteneklerini kullanarak böyle bir ürünü birlikte ortaya çıkarttık. Burada esas olarak şunları bahsetmek isterim. Bu sistemler bu ve bu teknolojiler otonom sistemlerinden komuta kontrolüne kadar bizim zaten kullandığımız ve kullanmakta olduğumuz sistemler olduğu için böyle bir sistemi vücuda getirirken de çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. O sistemlerin isimleri önce hangi sistem için geliştirildi? Onları biraz bahsedebilir miyiz? Evet, elbette. Biz tabii taktik data link konusunda Kement sistemini geliştirdik. Bu bizim Link 16'ya giden yolda gerçekte bir ağ destek harekatın temel unsurlarını ihtiva eden Kement sistemini gerçekleştirdik. Bunu hava, yer, füze üçgeninde de testlerini başarıyla sağladık. Ayrıca yine data link konusunda C-Band'da Akson ürünümüz var. Bunu da şu anda biz hava platformlarına, insansız hava araçlarında Türkiye'de kullanıyoruz. Bunlarla 200 km'nin üzerinde muharebe sağlayan elektronik harbe dayanıklı sistem olarak bunları ortaya koyduk. Ve bu da çok gururlandırdığımız, gurur verdiğimiz bir sistemdir. Bizim hemen hemen Türkiye'de ONTAS, UNTAS, HISAR başta olmak üzere birçok füzenin datalinkleri, veri bağlarını yapıyoruz. Bu bizim etkinliğimizi artıran hususlardan bir tanesi. Keza radar sistemleri, komuta kontrol sistemleri, retina radarından başlamak üzere bizim kaslarımızın güçlenmesini sağlayan projelerimiz. Diğer taraftan deniz platformları yönelik olarak sonar sistemleri, deniz modellemesi, deniz harbi gerçekten başlı başına bir uğraş alanıdır. Buradaki yeteneklerimizi de biz ULAK platformuna taşıdık. Gerek ULAK'ın su üstü harbi, liman savunması ya da su altında DSH versiyonlarına yönelik olarak çok geniş yelpazede yeteneklerimiz, ürünlerimiz var. Bu teknolojiler elinizde olduğu zaman ortağınızda zaten denizcilik tekne konusunda çok gelişmiş. Çok kısa sürede bir ürün çıktı, ULAK ortaya çıktı. Testler açısından, ARGE çalışmaları açısından hangi aşamadasınız? Şöyle, aslında biz otonom sistem konusunda uzun süredir kafa yoran, çalışan bir şirketiz. Ortağımızın da bu alanda uzun süreli çalışmalarımız var. Birlikte yoğun bir çalışma temposundan sonra ULAK sistemini TRL-8 seviyesinde olgunluğa erişmiş, yani sahada kullanmaya hazır bir ürün olarak ortaya çıkarttık. Ve üzerine de yine başka bir güzide şirketimiz Rokessa'nın Cirit ve Lazaruntas füzelerini üzerine koyduk. Bunları da sahada gerçek zaman olarak denedik. Hem kendi tatbikat içerisinde deneme fırsatı bulduk, deniz kuvvetlerimizin bir tatbikatı bünyesinde, hem de
bunu bütün ilgili kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze atışla test etme imkanı bulduk. Şu anda bu sistem kullanım hazırdır. Buradan doğacak versiyonlar, yeni versiyonlar olacaktır. Bunlar da müşterinin, yurt içi, yurt dışı müşterinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üretebilecek yetenekteyiz. ULAK için Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir adımı oldu. Öncelikle kendi öz kaynaklarınızla yaptığınız bir proje olarak başladı. Şu an SSB açısından nasıl gidiyor ULAK'ın durumu? SSB, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız buna Savunma Bakanlığı çok büyük destek sağlıyorlar. Şöyle ki biz evet kendimiz başlattığımız bir ürün bu. Kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Ama ortaya bir ürün çıktıktan sonra da Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayi Başkanlığımız destek verdiler. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek versiyonu envantile sokmak için uğraşıyoruz.